Otomobil meraklısı arkadaşlarımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Bursa Otopazarı'ndayız. Oldukça hareketli ve kalabalık bir gün. Daha kapının önünde iki tane pazarlıkla karşılaştık. Pazar oldukça canlı gördüğünüz gibi. Aralara da girelim. Nabzını tutalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hava sıcak bugün. Pazarda rağbet fazla. İnsanlar arabalara bakıyor, ekspere giden de var. Tabii ki bunun yansıması ne olacak? Biraz da vatandaşa yöneltelim. Bakalım araba fiyatları hakkında ne düşünüyorlar? Evet kardeşim, araba fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Araba şu anki ikinci el ben özellikle. Ben sana bir özet geçeyim. Benim arabam 65 lira yazdım. Evet. Benim arabam normalde 15 liralık araba. Ben araba binmek için 60 lira para verdim. Aynen. İşte piyasanın durumu bu. Benim arabam 15 liralık arabaya 60 lira veriliyorsa Türkiye'nin geldiği hal bu. Doğru. Sıfır arabaların zaten yanına yaklaşılmıyor. Evet. 200-250 liraya. Ya şu an en ucuz araba 160 milyar, bayiye gidiyorsun, bayide araba o yok. O da en boşu. Fırsatçılık bu. Fırsatçılık zaten. Bir nevi fırsatçılık yani bu abi. Şuradan geç. Hani 5 liralık. 5 sene önce şu arabanın edeceği hani en baba 6-7 liraydı. Şimdi yazan rakamlar yüzde kaç misli arttı yani. Bu bizim insanlarımızdan da kaynaklı bir şey. Alıyorlar, evet. Almasalar bu şekilde rekabet olmasa fiyatlar da bu kadar yükselmezdi. Tabii ki piyasanın yüksekliği o durumu var ama dediğiniz gibi fırsatçılık olayı da var. Öbürü diyor şu fiyat satıyor, benim araba ondan daha fazla eder. He. Değil mi? Yani geldiğimiz durumda bu. Tabii sattığımız ki insanlar paraya aynı emsalde araba alamıyoruz tekrar aynı paraya. Yani hep üst üste yüklenip gidiyor. Herkes üstüne koyuyor. En az 2 lira 3 lira ekmek yiyor yani. Aynen. Şimdi herkes ticaretçi olmuş. Herkes araba alıp satıyor. Herkes galerici. Bakalım sonu nereye gidecek? Hayırlısı olsun. Eyvallah. Araba fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu fiyatlar hakkında ne diyeceksin? İkinci el araba fiyatları. Vallahi ne olacak? Nereye gidecek? Bu durum nedir? Bilmiyorum. Şu anda uçuruma gidiyor her yer. Evet. Sattığımı alamazsın. Ben alıp satmıyorum gerçi de. Biz 28 yazık zorla satıyoruz. Evet. Satamıyoruz. Şahin parasına veriyorsun. Aynen. Araba. Şahin parasına araba. Evet. Ki sen sattığın zaman da aynı fiyata alabileceksin mi? O ayrı bir konu. Çok zor. İnan çok zor. Evet. İnan çok zor. İhtiyaçtan dolayı satıyoruz. Sence nereye kadar gidecek abi bu olay? Ne olacak yani, bu nereye kadar gidiyor bu olay? Vallahi bilmiyorum. Yaşar sen ne diyorsun bu işe? Sen ne düşünüyorsun abi? Fiyatlar ne olacak sence? Fiyatlar bocalıyor yani. Artık bir şey yok. Herkes fiyat istiyor. Alıcı oldu mu? Fiyatlar yükselecek. Aynen. Mesela bugün de onu diyorum. Yani daha burada iki tane pazarlık yapan gördüm. İçeride el sıkışan, pazarlık yapan bugün ne bileyim daha bir fazla yani. Gittikçe çünkü sıfır arabalarda bayilerde şu an 350 bin liranın altında bayilerde bir ya da iki araba var. Bursa için konuşuyorum. Ama tabii ki bunun sürecinde ikinci ele yansıması nasıl oluyor zaten hani göreceğiz de ben açıkçası vatandaşın ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Şimdi abi satıyor arabasını, sattığı zaman aynı arabadan alabilecek mi aynı fiyata? Ya, alamaz. Alamaz. İşte ihtiyacı olup da satıyor insanlar. Para yok, para çalışamıyor. Evet. Çalışıp yiyeceğiz yani. Satın nereye kadar yiyeceğiz. Gidecek abi sence bu durum? Vallahi bir şey diyemiyorum. Ben askere gideceğim. Bedelli yapacağım o yüzden. İşte bak sen de mesela git askerliğin yaptığın araba. Abi ben çalışıyorum ama hani çalıştığım için. Ya yani. Çocuğun getirisi şeyinden fazlaysa onun hesabını yapmıştır. Mesela sen şimdi bu arabayı satıyorsun, sen de askerden bir gelecek, üstüne kaç para koyar sence? Abi 5 lira 10 lira koyar. 5 lira 10 lira koyacak yani. Ya gönül ister ki keşke herkes, örnek veriyorum, bu arabaları bir ara 8-9 milyarda, 10 milyarda, diğer 100 milyarlık arabalar 50 milyarda öyle bir durumda olsa herkes istediği arabayı alabilse de satabilse. Hem her para ödünler, her şey iyi olur. Evet. Olur be abi. Abi araba fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsun? Araba fiyatları için yeni araçlar çok aşırı fiyatlandı. Millet, vatandaş çoğu alamıyor. Evet. İkinci el alıyor. Aynen. Bu sefer ikinci elde de yok şurası biraz çizilmiş, yok burası yamuk. Ya kardeş yenisini alsan alamıyorsun, gücün yetmiyor. Ne olacak? Mecbur ikinci el alacaksın. Aynen. İkinci el aldığın zaman da mana bulmayacaksın. Bu, çünkü elden alıyorsun. Evet. Hani sıfır alsan neyse. Evet. Mana bulamazsın. Sıfırda bile sorun çıkıyor artık. Bir bakıyorsun serviste arabalar kapıyı indirirken, ya, kamyonda indirirken çiziliyor söylemiyor. Muhakkak ki oluyor az buçuk. Evet, istisnalar. Şimdi şu anda ikinci eller tabii ki pahalısı da var, normal da var. Evet. Herkesin bütçesine göre ne yapacaksın? Bütçeye göre normal araba alacaksın.
Şimdi şu an için modeli düşük arabalar tabii ki biraz daha ne diyeyim? Ucuz, 50-70 bin lira arası daha fazla da revaçta açıkçası şu an pazarda. Şu anda 70-80 bin lira arabalar daha iyi satılıyor. Evet. Ucuz araba biraz. Peki daha. Abi sence piyasa yüksek mi? Piyasa tabii ki yüksek. Şimdi ikinci el modelli arabalar 150-160-180. Adam gibi modelli araba, evet. Adam gibi hani modelli arabalar 6-7-8 yaşında arabalar 170-180 bin lira. Evet. Bence 170-180 verene kadar sıfırını alırım daha iyi. Aynen öyle. Bence öyle yani. Evet. Ha, arayacağım tabii ki bakacağım. Kafana göre bulabilirsen bütçeye uygun. Alacağım. Kesene uygun. Ha, alacaksın lazım. İkinci elde de iyi bakımlarını yaptıracaksın aldıktan sonra. Ben ikinci el araba aldım işte öyle değil. Kenarda gene bir paran olacak para az çok. Olacak muhakkak. 3-5 bir şeyini gene yaptıracaksın sonuçta yaptırayım. Bu da ikinci el araba yani. İkinci el muhakkak. Bir şey evet. Olabilir yani. Sence ne olacak abi araba fiyatları böyle? Bu nereye kadar gider? Ya bu gider. Çünkü alıcı çok. Değil mi? Alıcı çok oldu mu ne olacak? Gidecek. Tabii ki fabrika durmadan çıkaracağım. Bugün geziyorum abi inanır mısın? Daha sokakta da girmeden iki pazarlık yapan içeride sayamadım yani. Bugün çok değişik bir şey var yani. Çok şimdi kalabalık. Şimdi millet lükse kaçıyor. Adam kirada oturuyor. Evet. Evi yok. Ama. Araç alıyor. Kardeşim ne işin var ya? Sen önce kirada vurdun. Bence böyle yani. Haklısın abi aynen öyle. Aynen. Her yer otobüs var. Verdi miydi 3 lira 5 lira neyse gidiyorsun gideceğin yere. Ne oluyor? Tabii ki araba kalabalık oluyor. Millet dövüş kavga yollarda. Rezillik yani başka hiçbir şey pandemi değil. De tabii etkiledi orada. Ya, muhakkak. Yani bence yani durumun iyi değilse bir de ikinci kirada duruyorsa araç almaya hiç gerek yok. Bence yani. Ama vatandaş lüks yaşamaya başladı rahatlık, şu anda. Lüks yaşam. Evet. O yüzden dolayı araçlar da aldı başını gidiyor yani. Hayırlısı bakalım. Nasıl olsa şimdi olacak. Gençler hep araba peşinde. Yani evet. Büyük şehirlerde ne olacak? Otobüsler var kardeşim bin git otobüse. Ben kendim biniyorum mesela. Aracım var. Otobüse binip gidiyorum. Otobüs nereden gidiyorum ben? Biraz daha ucuza mal oluyor. Benim arabam 20 lira yakacağı yerde otobüsle 5 lira 10 lirayla gidiyor. İşte rahatlık, pandemi belki de ondan dolayı bir ya talep var ama tabii ki bakalım ilerleyen zamanlarda derken, ne olacak? Pandemi derken şöyle bir şey, ben hastanın yanında, benim hanım hasta oldu bu korona hastası. Geçin. Yanında oturdum, bak yanında Allah'a şükürler olsun hasta olmadı. Evet. Neymiş geçiyor kardeşim dur ya. Bu Allah'ın vereceği bir hastalık. Eğer olacaksan hastanın yanında olmasın. Tabii önlemlerini alarak yanında oturdun. Önlemini alacak muhakkak, önlemini alacak. O doğru. Evet. Önlemini alacağım. Tabii. Ha, yedi içti su bardağından içmeyeceksin. Hani kendini koruyacaksın evet. Tabii. Ama neymiş bir odada durmayacaksın. Ha, durdum ben ama Allah'a şükür ben yakalanmadım. Son olarak ne demek istersin abi? Araba fiyatları ile ilgili. Fiyatları beklesinler için. Mi sence alsınlar mı? Bence parası olan alsın. Eğer parası yoksa benim gibi dardaysa hiç almasın daha iyi. Tamam ben abi. Dedim bu yani. Eyvallah. Adam durumu iyi alıyor zaten var para. Ama benim gibi durumu düşük olanlar veya kirada oturanlar hiç almasın. Otobüste gitsin daha kârlı. Daha kârlı değil mi? Araba aldı mı bitmiyor. Araba araç bozuluyor götürüyorsun tamire. Eve erzak alamadın gittin arabayı tamire veriyorsun. Aynen. Gittikçe eksiye. Bu birisi benim başımda. Hani, tamam. O yüzden